Başlat bir türlü doğru yolu bulacağız. Sen bir dışarıda mı kaldın? Sen çok irisin ya. Ya böyle oturma ya. Nasıl oturacağım köy ya? Köy kahvesinde otur gibi oturuyor ya. Biraz böyle daha düzgün otur. Sığamıyoruz zaten kameraya. İrisin. Bence biraz geriye gideyim. Çünkü boyum senden uzun olduğu için. Herkese yeniden merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yanımda kardeşim var. Gördüğünüz gibi. Gözüme sokacaktı eline. Bugün Asiyan'la birlikte çok istediğiniz. Onu görmeyi benden çok istediğiniz. Sürekli her videoda Asiyan'la video çek. Kardeşine video çek diye. Sonunda çekiyoruz. Buyurun kardeşim. Merhaba. Bugün sizinle liseye başlayacakları tavsiyelerimden bahsedecektim. Ama ben liseyi bitireli bayağı zaman oldu. Asiyan da daha liseli. Dedim bu durumda bir de yanımda ağır bir liseli bulundurayım. Asiyan çünkü Asiyan'a ağır liseli diyorum. Ben lise hayatımı bir lisede başladım. Bir lisede bitirdim ama Asiyan 4 senelik lise hayatında tam tamına 3 lisede okudu. Şu an son sınıfta ve 3. lisesinde okuyor. O nedenle dedim ki daha iyi tavsiyeler verebilir. Bu noktada size daha iyi yardımcı olabilir. Bu sebepten mütevellit yanımda bugün sevgili kardeşim Asiyan var. Hoş geldin canım. Oh. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Bak ya bütün yakışıklı. Ne yapıyorsun? İyi sağ ol canım. Çek elini be. Çok sıcak zaten. Bugün Asiyan'la birlikte size lise tavsiyeleri vereceğiz. Daha doğrusu liseye başlayacaklara kendi açımızdan bazı yorumlarımız olacak. Söylemek istediğim şey var mı başlamadan önce? Hayır. Tamamdır. O zaman size şimdiden keyifli seyirler diyoruz ve eğer lise tavsiyelerimizi merak ediyorsanız size videonun devamını alıyoruz. Sence ortaokuldan liseye geçişte en büyük beklenti ne oluyor liseye dair? Hiçbir beklentin olmuyor. Bu soruya ben çok iyi cevap veremeyeceğim çünkü ben ortaokuldan liseye geçtiğim zaman hesapladık 4-8 falan daha kamerasız cep telefonu falan kullanıyorduk o zamanlar bayağı eski yıllardı. Bayağı önceki dönemde ben 2009'da sanırım liseye başladım. Hani aranızda belki 2009'dan sonra doğumlu olanlar falan bile vardır. O nedenle bu bence soruya Asiyan daha iyi bir cevap verebilir. Hemen sana soruyorum bu soruyu ilk. Çok beklentim mesela şimdi olmuyor dedim aslında var mesela biz mahallede top oynarken abiler çok böyle ortam var işte böyle kızlar olacak işte şunlar olacak bunlar olacak falan sonra geçtik hiçbir şey yok falan böyle gittik. Onlar onbiller bizi ezmeye falan başlıyor böyle ilk başta tabii ve lisede kendinizi ezdirmemeniz lazım. Böyle bir büyük sınıflar size karşı böyle küçükler geldi ya of çok fena o, olduk üniversitede ya. Üniversitede olmuyor ama lisede olan. Evet yani hani ben buradayım sonra bu sefer siz 10 olduğunuzda siz şey yapıyorsunuz. İşte aslında bu sene 9'lar geldi ben çok kötü. 9. sınıfken ben bu arada Atıkent'te okudum. Evet. Atıkent Anadolu Lisesi'nde başladım. Atıkent Anadolu Lisesi'ni bitirdim. Asiyan sen hangi okullara gittin? İlk önce ben şimdi söyle. Bir ilk başta İzmir'de Evka 5 Yıldız Tınas'a gittim. Sonra oradan annemlerin emri vakisiyle Süleyman Demirel Mavi Şehir'e geçtim. Ondan sonra işte oradan ayrıldım. Şu an Zafer Temel Lisesi'ndeyim. Evet. Şimdi de Zafer evet. Temel Lisesi'nde okuyor. Son senesine. Yani ben mesela Atıkent'te okurken çok fazla bizde astüs ilişkisi yoktu. O nedenle 9'ken de öyle çok bir hani bullying dedikli o hani kabadayılığa işte bilmem neye böyle zorbalığa maruz kalmamıştım. Bizim okulda pek öyle bir durum yoktu yani. Ben 9'ken de öyle bir şeyi çok görmemiştim ama bizde vardı hatta bizi ezdirmemek için kendimizi biz çok kavga ediyorduk. O yüzden 9'la ilgili hatırladığım tek şey kavgalarımız. Bundan ailecek hiç haberimiz yok. Evet. Bunda ailecek hiç haberimiz yok. Burada böyle bir şey olduğunda ailecek haberimiz yok. Bu evet. Videoyu izledikten sonra Asiyan'a bir okuldan da alıp bir diğer okula veriyoruz. Yani bence ortaokuldan liseye geçerken ortaokul zaten çok çocuksunuz yani 13-14 yaşındasınız bayağı bayağı çocuksunuz. Bence lise boyunca da çocuksunuz yani 17-18'e kadar çok çocuksunuz. Ama tabii yine bir preteen diyoruz ya bu tam böyle teenage'liğin o ya, ergen Türkçe konuşsana ya. Preteen yani erken ergen olduğun dönem. Yani bunun Türkçe'de bir tabiri yok. Preteen Amerikalılar diyor da erken ergen dediğimiz dönem. Bu erken ergenlik dönemi tabii tam o ortaokuldan liseye geçiş döneminde oluyor. Bir de şöyle bir durum var. Ben okuduğumda ortaokul bizde 5-3'tü. Sonrasında 4 sene lise okuyordu. Sizde 4-4-4 evet. Oldu. O durumda yani olaylar da yansımadım ben ona. Ha. Sen de 5-3 okudun. Ben de 5-3 okudum. Ha doğru. Şimdi 4-4-4 oldu galiba. Biz 5-3-4 okumuştuk. Evet. Yani bence çok öyle inanılmaz beklentiler falan olmuyor yani. Ben de ortaokula geçerken sadece pardon liseye geçerken sadece daha böyle iyi bir ortam olur, daha rahat bir ortam olur falan filan diye bekliyordum ama biraz da korkuyordum. Ama hani o zorbalık durumundan korkuyordum ama benim gittiğim okul gerçekten çok hani hem yüksek puanlı bir Anadolu Lisesi'ydi hem de kaliteli bir okuldu. O nedenle çok böyle bir durum yaşamadık. Hani evet. Zaten okulu kazandığımda öyle bir beklentim yoktu. Öyle bir şey de başıma gelmedi açıkçası. Benim ilkokulum yani ilkokulum derken lisedeki ilkokul İyi kazandı evet orada benim bütün büyükler falan tanıdık. Orada hiçbir sıkıntı çekmedim. Oradan gitmek istemedim işte. Annemler emri vakili alınca ben oraya geçtim tabii. O yüzden orada çok sıkıntı oldu. Biz biraz daha merkezi bir yerde okuyoruz. Biz ezdirmek için 11'lerle falan 12'lerle çok olayımız oldu bizim. Buradan da o olaylarım çıktı. Arkadaşlara selam yolluyorum. Büyükler herkes onlar biliyor kendini. Neyse tamam devam edelim. Hadi sen akıt gelsin. Her neyse. Şimdi bir diğer konu lisede ilk kurduğun arkadaşlıklar. Evet. Çünkü 9 sınıftaki arkadaşlıkların farklı oluyor. Siz 11'de alan tercihi yaptınız. Evet, biz 10'da sınıfta alan tercih yapıyorduk. Bizim zamanımızda alan tercihi yaptığında sınıf tamamen değişiyor ve asıl arkadaşların aslında alan tercihi yaptığı evet. Sınıftan oluyor. Yani karıldığından sonra sınıfta oluyor. Ben 9'da çok öyle bir arkadaş falan
okumamıştım. 10. sınıfa geçtiğimde eşit ağırlık sınıfına geçmiştim ve 3 sene boyunca aynı sınıfta eşit ağırlık öğrencileriyle okumuştum. İlk zamanlarda böyle 9. sınıfta falan kurduğun arkadaşlıklar nasıl oluyor peki? Şimdi ilk başta böyle bir 9. sınıfta kurduğun arkadaşlıklar... Bu arada sözünü kesip sen. Doğru, söyle söyle. Yani 9. sınıfta falan 10. sınıfta kurduğun arkadaşlıklar... İlk başta 9'da kurduğun arkadaşlıklar diyeyim yani. Böyle hani takılacağız, edeceğiz falan işte. Büyüdük falan böyle. Gece geç saatlere kalınca böyle şey falan oldu işte. Ya liseyi, hayatı gece geç saat falan. Kaldığında en fazla akşam 6'da falan evde oluyor. Evet işte. Gece geç saat kavramı akşam 6'da evde oluyor ama işte gece geç saat kavramı onda bu. Yapacak bir şey yok. İşte sonra 10'da falan böyle normal yine 9'daki zaten 10'a kadar karılmıyor. Karılan var mıdır bilmiyorum ama genelde karılmıyor. Yani sonra bölüm seçiminden sonra sınıflar değişiyor. Bizim bölüm seçiminden sonra sınıf değişti. Zaten ben çok iyi bir sınıfa düştüm. Yani çok iyi bir sınıf derken öğretmenlerim değildi ama sınıfım çok iyiydi. Ben de çok iyi bir sınıfta okudum. Evet. Eşit ağırlıktayken çok zaten eşit ağırlık sınıflarının çoğu mesela evet. Bizim diğer eşit ağırlık sınıfından kimse hoşlanmıyordu. Orada olan arkadaşlarım var. Mesela herkes birbirinin arkasından falan bizim herkes yüzüne falan söylüyordu. Çok iyiydi arkadaşlıklar. Ama genelde evet. Eşit ağırlık sınıfları biraz daha böyle havalı oluyor zaten. Evet. Daha rahat ders aldıkları için meslek seçiminde daha böyle sosyal beşeri bilimlerle dair meslekler seçtikleri için ve bir tık daha böyle rahat ve bir tık daha havalı oluyorlar genelde eşit ağırlık sınıfları. Evet. Sayısallar çünkü zaten ders çalışmaktan yazık, sınava girmekten çok havalı olacak zamanı bulamıyorlar yani. Evet. Onlara daha fazla yük düşüyor ama eşit ağırlıklar daha rahat oldukları için genelde. Evet, ben öyleydim. Peki okulun ilk günü nasıldı? Yani sen okul 3 tane okula evet. Gittin. 3 okulun ilk gününü ayrı ayrı yaşamışsındır. Ben okulun ilk gününde şöyle söyleyeyim. Tanıdığım kimse yoktu. Sadece bir kişiyi tanıyordum. O da benim dershaneden arkadaşım zamanında işte 7. sınıftan bir arkadaşım Müge. Müge ile biz aynı okula düşmüştük lisede. Dershaneden de 7. sınıftan beri tanışıyorduk. Ben bu arada hayatım boyunca dershaneye falan gittim. Annem telefonunu burada bırakmış. Al. Küçük bir kesti yoruladıktan sonra devam ediyoruz. Ben o zamanlar ilk gün falan hiç zorlanmamıştım. Hatta ilk gün bayağı ön ve arka sırayla arkadaş olmuştum. Hatta böyle tüm gün öndeki sıradaki iki kişi bir kız bir erkekti onlar. Biz iki sırada bir kız bir erkektik. Arkamızda da bir kız bir erkek vardı. Böyle 6, 3 kız 3 erkek dolaşmıştık. Gayet güzeldi yani. Evet. Tek bir ilk günüm olmuştu. Sonrasında öyle bir duruma başlamışsa 3 tane ilk gün yaşadın. Yes. Şöyle oluyor. 9'uncusu ben ilk değiştirdiğimde okulda ben bir ilk gün düşme yaşıyorum. Mesela benim Yıldız Tınas'la. Bir yandan biri bir şey yazmış da. 9. sırada ilk korktum. Gün ben okuldan gittim işte çıktım falan çıktım ayağım takıldı yere düştüm mesela bu ilk gün anımdı. Sonra Süleyman Demirel işte ikinci okuluma gittim. İkinci okulda bizim İngilizce sınıfları ayrı oluyordu. Ha, A2, A1, B1 diye ayrılıyordu. Ondan sonra işte ben gittim falan hangi sınıftayım öğrendim. E şubesindesin falan gittim işte. Biz böyle bir şey olmamıştı. En ön boş. Ben en önde oturmayı zerre sevmem çocuğum. En arkaya geçiyorum her zaman. Ben önlerde oturuyordum evet, bu arada. Çünkü sen yine en önde geçtim. Ondan sonra önündeki sıranın da altı çıkmış o tahtası. Ben en önde niye oturuyordum? Çünkü gözlerim görmüyordu. İnekliğimden değil. Gözlerim görmedi o zamanlar. Biraz daha cool olmak için gözlük takmamaya özen gösteriyordum. Daha sonrasında bana lise 3'te falan çok annemler cool böyle pahalı bir optik gözlük almış böyle pahalı bir markanın. Artık onu takmaya başlayınca arkalara gelmiştim ama ben 1 ve 2'de full önde oturuyordum çünkü hiçbir şey görmüyordum. Böyle bayağı kör bir şekilde 2 senemi geçirdim ya yani. O yüzden önde oturuyordum yani. Çok inek olduğumdan değil. Evet tabii yaşanmıştır bu. İşte ondan sonra sınıflar ayrıldı falan gittim bir baktım dedim hocam buradaymışım dedi hoş geldin falan isminden. Hoş geldin. Hoş sanki kahveye gir hoş geldi. İşte de selam aleyküm asiden buyur otur dedim hocam aleyküm selam dedim. Ondan sonra ondan sonra işte sınıfa girdim falan önünde oturuyorum benim de tekli şeyler var sıralar. Yani ilkokulda var mıdır bilmiyorum artık da yani lisede sonra şey oluyor. Tekli sıralara geçiyorsun hani. Yo biz vallahi biz hep ikili sıralar okuduk. Ama bir şey söyleyeceğim senden sonra olmaya başladı. Allah biz hep iki sıralar okuduk. İşte siz birazcık şanssız. Biz bayağı yazı iki sırada benim kıçım dümdüz oldu. Bak şimdi benim bugün kıçım dümdüzse lisedeki şeyimden dolayıdır yani oturduğum eğitim öğretim hayatım boyunca dümdüz sıralarda oturdum ilk kişilik o yüzden yani. İşte benim sıranın da altı çıkıkmış. Ondan sonra ben böyle bir tahtaya geçti hocam. Ya işte oturuyorsun ya tahtası çıkıkmış o demire bağlı değil tahtası. Tekli sandalyenin tahtası çıkık. Tekli sandalyenin oturduğun yerin tahtası çıkık o demire bağlı değil. Evet. Ondan sonra hoca tahtaya bir şeyler yazıyor. Hocalar tahtaya bir şey yazıyor. Ondan sonra tahtaya bir şey yazarken hoca önüne geçti yazını. Ben de şöyle bir bakayım dedim. Ondan sonra ben yana doğru... İşte gidiyorum. İşte ondan sonra düştüm ondan sonra. Çok iyi. Bayağı dalga geçildi hatta şu an arkadaşlarım. Aa, ben de görmek isterdim o anı gerçekten yaşamak isterdim. Ben keşke. Ben de yaşadım yani ama. Ben de ya. Peki şimdi mesela bizde böyle bir durum yoktu. Biz o yüzden hani bir sınıfta ders alıyorduk sonra 2-3'ten 4'te de artık aynı sınıfta devam ediyorduk hep. Peki şunu soracağım. Lisedeki bu alan değiştirme durumun nasıldı yani? Sen hep eşit ağırlıktaydın değil mi? Ben hep eşit ağırlıktaydım. Zaten hala eşit ağırlık. Ben de hep eşit ağırlıktaydım. Sonrasında son
sene ben ayrı bir gruplaş özel ders aldım ama hep eşit ağırlık olarak mezun eşit ağırlık sınıfındaydım. Türkçe matematikteydim. Peki niye göre tercih ettin yani matematik fen? Çünkü genelde artık çok az yerde sözel sınıfı veya dil sınıfı oluyor. Sizin okulda var galiba dil sınıfı. Bizim okulda bir tane dil var, evet, sözel bizde yoktu. Bizde çok az bir TM vardı. Geri kalan herkes zaten MFC'ydi. Sen niye göre tercih ettin? Ben ikimiz de eşit ağırlık çıkışlıyız. Şimdi tercih yapmanızda önemli olan faktörlerden birisi hoca. Yani hoca gerçekten çok etkili. Yani mesela biyolojiciniz 9. sınıftan beri kötüyse yani biyolojiyi sayısalı mesela seçmezsin yani. Mesela benim biyoloji ve kimyacılarım yani hocalarım izliyorsa buradan kusura bakmayın ama gerçekten iyi değildiniz. Benim aksine biyoloji ve kimyam bayağı iyiydi. Yani benim fiziğim çok kötüydü. Gerçekten iyi değildi hiçbir hocam. O yüzden ben TM seçtim. Yani benim şansıma benim tarih hocalarım çok iyiydi. Matematik hocalarım zaten iyiydi. O yüzden sözel seçmedim. Ben aslında farklı olarak Asilan'dan tamamen meslek seçimi için eşit ağırlık seçtim. Ben meslek olarak daha böyle sözel işlere yatkındım. Zaten ilk zamanlarımdan beri de reklamcılık falan okumak istiyordum ama daha sonrasında hukuk okumaya falan kafam karmış. O nedenle ben hani direkt hocaları değil meslek seçimi odaklı eşit ağırlık seçmiştim ama sen farklı tercih etmişsin. Peki şunu söyleyeceğim. Okulun en popüler çocuğu veya en popüler kızı olmanın durumları nedir? Sen mesela popüler bir çocuk muydun? Ben sen bayağı popüler bir çocuksun okulunda. Bilmiyorum onu. Gittiği 3 okulunda da bayağı popüler. Ben çünkü sosyal medyadaki reaksiyonlarını anlayabiliyorum onu. Ve asla ve asla telefonu susmuyor. Asla ve asla benim telefonumdan daha çok bildirim geliyor daha fazla. Daha popüler birisi. Gençliğe bak genç bitmiş. Kardeşim benden daha popüler birisi. Ama hani sen popüler çocuklardan mıydın? Daha popüler. Yani söyleyeyim yani. Mesela ben gerçekten bir okulun bir tık daha popüler çocuklarındandım. Sen öyle miydin? Yani benim popüler değil de mesela benim herhalde kimse mesela birisine sorsan sen seni seviyor. Valla aslen yalan söylüyor. Seni... Hayır yalan söylüyor. Diyor ki ben popüler çocuklardan biri değilim. Burada bence kesinlikle yalan söylüyorsun. Çünkü ben takipçilerimle tanıştığımda Asya'nın okulundaysa falan direkt Asya'nı tanıyorlar. Hani ve benden ötürü tanıdıklarını düşünmüyorum. Böyle işte çünkü Asya'nın son sınıf şimdi işte birinci sınıflardan, ikinci sınıflardan işte yanıma gelip sokakta tanışmak isteyenler beni takip edenler. Direkt Asya'nın tanıdıklarını söylüyorlar ilk başta. Asya'dan daha doğrusu beni tanıdıklarını söylüyorlar. Bence sen de popüler çocuklardansın yani burada biraz Benden dolayı seni nasıl tanıyorlar? Bir şey söyleyeceğim. Burada öyle bir izleyen varsa ben hiçbirinizde abim YouTuber izleyin falan diye bir reklam işte, yapmadım. Yani senden ötürü aldım. Seni tanıyorlar. Ha, evet, daha sonra seni tanıdıktan sonra çünkü ben daha yakışıklıyım onlar. Senin abin olarak benim YouTuber olduğumu bildikleri için sonrasında beni tanıyorlar. Yani evet. Senden dolayı. Evet olabilir. O doğru. O doğru bir tespit. Güzel. Çok iyi bir tespit Üzmüstan. Ama hani okulun popüler çocuğu popüler kız nasıl oluyor? Onu soruyorum sana. Ya okulun popüler çocuğu popüler kızı tamamen Instagram'daki takipçi sayına bağlı. Biz o zamanımızda bu arada ben lisede okurken Instagram daha yeni açılmıştı. Liseden mezun olduğumda artık Instagram yavaş yavaş kullanılıyordu. O yüzden biz zamanımızda kesinlikle sosyal medyada popülerlik diye bir şey yoktu. Evet. Güzellik mesela kızlarda güzellik, erkeklerde yakışıklık mesela bir tarz önemli yani sonuçta evet. Senin okulda popüler evet. Olman sonuçta dikkat evet. Çekiyorsun. Üniversitede mesela şöyle bir durum var. Üniversitede güzel veya yakışıklı değil tamamen farklı olan kazanıyor. Yani daha farklı bir tarz olan, daha farklı bir kişiliği olan böyle daha dikkat çeken insanlar ama lisede direkt böyle dış görünüş bence odaklı evet. Ama o da çok zor çünkü lisede zaten hep ergenliğin en ağır yılları yaşanıyor evet. Ve o ergenliğin en ağır yıllarında gerçekten o yılları çok yakışıklı ve çok güzel geçirenler bayağı şanslı bir kesim yani. Evet. Bence aslında yakışıklı geçirenlerden de çünkü benim ergenliğimle kıyasladığınızda şimdi 17 yaşta benim 17 yaşım çok çok çok. Ben de 17 yaşındayım. Ay evet Aslan yarın 17 yaşına girecek. Bu arada daha 16. Kardeşim sen Aliye'yle Tilki'yle aynı yaşta değil misin? Evet. Aliye'yle Tilki'yle aynı yaşta görüyorsun. Bak el alemin kızları ne yapıyor? Bu anca. Anne bunu akşam yemek vermeyin. Ben böyle bir şey yapayım. Zaten neden ben beslenmeyeyim? Bunu akşam yemek vermeyin bunu aç bırakın. Allah benim belamı versin. El alemin çocukları bak ne yapıyor. Vallahi ya. Bu arada sen gerçekten Aliye'yle Tilki'yle aynı yaştasın. 2000'li oldu değil evet, mi? Evet. Bu da 2000'li yarın 17 olacak. Evet. Şimdiden? Evet. Aliye'yle Tilki'yle evlenmek lazım. Ben de bir şey istiyor musun? Tilki dedi. Yani ne? Senden bir doğum günü hediyesi istiyorum. Aliye Tilki ile tanışmak. Ne? Öperim. Herhangi bir şey. Onun yerini öpsem kurtarabilir miyim diye düşündüm ama kurtaramadım. Onun dışında senin aklına gelen bir şey var mı böyle liseyle ilgili? Ben çünkü liseyi bitirdiğim için 8 sene oldu. Var. Liseye girdiğim günden bugüne. Bakın lisede tamam mı? Cümleyi toparlıyorum. Ha hocalarla aran nasıldı? Hocalarla aram benim her zaman iyiydi. Kötüydü. Çünkü ben çok saygılı bir çocuktum. Tamam ben gerçekten ben çok saygılı bir çocuktum. Ama bizim arka bir tane tayfamız vardı. Her zaman sağ en arkaya geçerdik. Orada bakın o sağ en arkada kim oturuyorsa sınıfı onlar koordine ediyordur. Onlar yönetiyordur. İstediği zaman kaynatır. Aynen ışık gittikçe zaman... çocuk iyice karardı. Yeter artık ışık ışık açın gerçekten. Işık çok... gittikçe çocuk iyice karardı. Bak rengi attı yazık. Kıyamam. Ben bu kadar kararmamıştım ya. O kadar denize girmedim. Kıyamam. Hüseyin Bolt gibi oldu karardıkça. İşte eğer sağ en arkaya geçerseniz bakın istediğiniz kadar sağ en arka neyse. Ya duvar kenarı arka taraf işte. Orası yani duvar kenarı bana göre bize göre sağa bak. Oturduğun yere göre diyorum. Öğretmene göre demiyorum. Haa. Öğretmenin baktığı
değil. Peki, peki ben hangi nerede oturuyordum? Sağ en arka. Evet, sağ en arka. Ben de orada oturuyordum. Biz Müge ile sağ en arka, sağdaki en arka evet. sırada oturduk. Duvar kenarındaki. Orada hatta çok istenmeyen bir grup vardı. Böyle 5 sıra halinde. Çok belalı bir tayfa vardı. En arkada biz Müge ile oturuyorduk. Önümüzde de böyle 4 çok yakın arkadaş grubumuz vardı. Ondan oturuyordu. Aa evet, ben de evet. sağ en arkada oturuyordum. Ben de sağ en arka oturuyordum. Hatta... Havalı biriydim. Bak ben demiştim de... popüler biriyim diye. Bak evet. dedim yani. Sağ ben de oturuyordum. İlk başta hatta bizim sınıf D sınıfıyla falan birleşikti. TM sınıfı. Ondan sonra bu böyle oldu. Çünkü şimdi 50'ye yakın bir TM sınıfı öğrencisi var. TM öğrencisi vardı. Bunlar tek sınıfa sığmıyor. Bizde 20 kişi falan. Yani. Evet işte tek sınıfa sığmıyor ve D sınıfından da çok az kişi var. Bu yüzden bir tane TM sınıfına ayırdılar. Diğer TM sınıfını dillerle birlikte birleştirdiler. Bizde ilk başta öyle oldu. Ha. 41 kişiye kadar çıktık. Ondan sonra böyle olmayınca en son müdür para verin size ayırayım dedi. Para ayırdı. Burada müdür de imşa alıyor. Zaten okuldan ayrıldım. Başka kim senin bir şey var mı? Kardeşim. 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 Elimi öp. Elimi öp ya ben sana 5 yaş büyüyorum. Gel sana oğlum kardeşim. Vah. Teşekkür ederim. O halde benim kapanışımı yapabilir misin? Her zaman yaptığım kapanışı. Güzel videoydu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Biliyorsunuz Ali Rıza Tunçer'le daha çok video çekebiliriz. Bunun için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoş. Hayır ben sonunda herkese öpüyorum. Eğer yaptım. Videoyu beğendiyseniz diyorum beğene basmayı ve kanalıma hala aboneyseniz aşağıda evet. abone olmayı unutmayın. Eğer Alice'in videolarını daha fazla insanın seyretmesini evet. istiyorsanız bu videoyu istediğiniz her yerde paylaşabilirsiniz. Sizleri çok ama. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Öpüyorum. Evet. Allah'a emanet. Aslında daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenme ve aşağıdan yorumlarla evet. bizle paylaşmayı unutmayın. Hepinize şimdiden lisenin ilk gününde başarılar diliyoruz ve çok güzel bir hayat geçirmenizi istiyoruz. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın kendinize. Çok ama çok iyi bakın.